Ya yaklaşık olarak bir hafta kadar bir zamandır Güney Kürdistan'dan gelen tırların üniversitede bekletildiğini duyuyorduk. En sonu görüntülerine de ulaştık bu tırların. İş makinalarının da içinde olduğu depremle ilgili ihtiyaç malzemeleri dahil pek çok malzemenin, çadırın da olduğu bir 17 tırdan bahsediyoruz. Fakat bunlar kullanılmadı. Yani ne depremde kullanılacak ekipman kullanıldı, yani iş makineleri, ne de oradaki ihtiyaçlar halka verildi. Biz defalarca çabaladık da, yani en azından oradan bize çadır verilsin diye. Fakat öğrendiğimize göre Kürdistan Parlamentosu'ndaki yetkililerin Türkiye'de Bekir Bozdağ'la yaptığı görüşmelerden de bir sonuç çıkmamış ve bunların kullanılmayacağına ilişkin bir şey söylenmiş. Bizim öğrendiğimiz kısmı bu. Haftalardır depremin olduğu zamandan bu zamana kadar yani çadır ihtiyacımız var. Orada çadırlar durduğu halde bu çadırları ne kendileri kullanıyorlar ne bizim kullanımımızı açıyorlar. Gerekçe olarak ben kendi değerlendirmemi ancak söyleyebilirim. Çünkü bize gelen devlet katından bize gelen şeyler dolaylı şeyler. Yani çok büyük olasılıkla son zamanlarda Barzani Vakfı'nın yaptığı yardıma ilişkin bir takım milliyetçi kesimlerin, yani Türkiye devleti güçlü devlettir, Barzani'nin yardımına mı kaldı propagandasını böyle milliyetçi ve şöven bir yerden kışkırttıklarını görüyoruz. Bunun direkt ya da dolaylı etkisiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum ben. Valla siyasi olarak ne doğru ki zaten? İşte görüyorsunuz yani burada bu kadar ihtiyaç var. İlk günden bugüne kadar demokratik kurumlar, Halkların Demokratik Partisi, sendikalar, tabip odaları burada mücadele ediyor. Biz burada devletin bir derdi derman olacak hiçbir tarafını görmedik ne yazık ki. Dolayısıyla ahlaki değil. Bunu hem yapmak istemiyorlar hem de aslında yapacak organizasyona da sahip değiller. Onlar kendi iktidarlarının süresini nasıl uzatırızın hesabındalar. O yüzden de şimdi yine seçim tartışmalarını başlattılar. Bir taraftan böyle durumda seçim mi konuşulur derken aslında kendileri kendi iktidarlarını hiç kimse konuşmasın da sürdürelim, arttıralımın peşindeler. O açıdan ne ahlaki ne insani bütün bu yaşananlar. Ama somut durum bu ve yaşıyoruz işte.